Kısa kenarının uzunluğu 5 birim, uzun kenarının uzunluğu 6 birim olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki kağıdın A ve D köşeleri önce AD kenarının orta noktası boyunca birleşecek şekilde katlanıyor. Oluşan şekilde katlanan köşeler PO ve RO kenarları boyunca kesilerek çıkarılıyor. Son durumda B ile C ve P ile R köşeleri birleşecek şekilde 3 boyutlu bir cisim elde ediliyor. Buna göre işlemler sonucunda oluşan cisim aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi arkadaşlar şuralar kesilip atılınca yine bu ikinci şekildeki gibi bir cisim oluşacak. Daha sonra B ile C, P ve R'ler birleşecek şekilde bunu katlayacak, kıvıracak olursak bir başka deyişle arkadaşlar. Şöyle bir tarafı kısa, bir tarafı uzun bir silindir elde ederiz. Yani C seçeneğindeki gibi bir cisim elde ederiz. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Bir markette ayrıtlarının uzunlukları 2 desimetre, 2 kök 2 desimetre ve 3 kök 2 desimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir teneke sıvı yağ 120 lira. Ayrıtlarının uzunlukları 2 desimetre, 2 kök 3 desimetre ve 3 kök 3 desimetre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir teneke sıvı yağ 100 liradan satılmaktadır. Her bir tenekeden en az bir tane alan Tayfun Bey toplam 360 litre sıvı yağ aldığına göre en az kaç lira ödeme yapmış olabilir? Şimdi arkadaşlar birincinin hacmi 3 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 2'den 24 desimetre küp. Birinci. İkincinin hacmi 3 kök 3 çarpı 2 kök 3 çarpı 2'den 36 desimetre küptür. Şimdi her tenekeden en az bir tane almış ve toplam 360 litre almış. Şimdi buradan tamamını buradan alsa 10 tenekeyle bunu halledebilirdi. Şimdi 24 desimetre küplüğün fiyatı 120 lira. 36 desimetre küplüğün fiyatı 100 lira. Şimdi bunda daha fazla var, daha ucuz. Daha az ödeme yapması için bundan çok alması gerekiyor demektir. Şimdi bir tane 36'lık eksiltse 24'ü bununla dolduramaz. O zaman iki tane 36'lık eksiltelim. Yani toplam 10 tane almam gerekiyordu 360 tamamlama için. Onun yerine 8 tane 36'lık eksiltelim. 72 boş kaldı. Bunu da 3 tane 24 ile tamamlayabilirim. Toplam 360 yapar. Yani 8 tane buradan, 3 tane buradan alacağım. O zaman 8 tane 100 liralıktan, 3 tane de 120 liralıktan alırım. 800 artı 360'tan 1160 lira öder. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda yarıçap uzunlukları ve yükseklikleri verilen dik dairesel silindir şeklindeki kütükler verilmiştir. Yukarıdaki kütüklerin yan yüzleri kırmızı boya ile tabanları siyah boya ile boyanıyor. Boyaların metrekare fiyatları yukarıda verildiğine göre bu iş için toplam en az kaç lira ödenir? Şimdi arkadaşlar prizmanın yanal alanı taban çevresi çarpı yükseklik. Şimdi birinci şekil için 2 pi'yi 3 aldım. 2 pi r 3 çarpı yükseklik 2,5. Onu da 5 bölü 2 diye yazdım arkadaşlar. Artı diğeri için aynı şekilde 2 pi r'si 2 yükseklik 3,5. Onu da 7 bölü 2 yazdım. Şimdi bunlar gitti. Bunlar gitti. 45 artı 42'den 87 metrekare oldu. Şimdi yan yüzlerini ne ile boyuyorduk arkadaşlar? Kırmızıyla. Kırmızının metrekare fiyatı 5 lira. 87 metrekare 87 çarpı 5 lira. ...435 lira yaptı yan yüzler için. Şimdi tabanlara gelelim. O da pi r kare. Pi 3 çarpı r kare. Bundan 2 tane var. Artı pi 3 çarpı r kare. İkinci. Bundan da 2 tane var. Bunlar da tam taban alanı olacak. 54 artı 24'ten 78 metrekare yapar arkadaşlar. Onu da siyah renkle boyayacaktık. Metrekaresi 4 lira. 78 çarpı 4 yapar. O da 312 lira yaptı.
Toplam 435 artı 312 lira yapacaktır. Buradan 747 liralık bir ödeme çıkar. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda yarıçap uzunlukları ve yükseklikleri verilen dik dairesel silindir şeklinde kütükler verilmiştir. Kütüklerin tabanları kırmızı renk, yan yüzleri ise siyah renk ile boyanmış olsaydı ilk duruma göre kaç lira daha az ödenirdi? Şimdi ilk durum arkadaşlar bir önceki yani üçüncü sorumuz. Oradaki ödeme ilk durum diyelim 747 liraydı. Şimdi buradaki ödemeye bakalım. Şimdi tabanları kırmızı. Şimdi tabanlar pi, r kare. Bundan iki tane var. Diğerinde de pi, r kare. Bundan iki tane var. 54 artı 24'ten 78 birim kare. Şimdi tabanları kırmızıya böleceğiz. Metrekaresi 5 lira. 78 çarpı 5. 390 liralık bir ödeme yapar. Şimdi yan yüzleri siyah. Yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik. Taban çevresi 2 pi yerine 3 yazıyorum. 2 pi r çarpı yükseklik. 2,5'u 5 bölü 2 yazdım. Diğeri de 2 pi r çarpı yükseklik. 3,5'u 7 bölü 2 diye yazdım. 45 artı 42'den 87 yaptı. Şimdi bunu da siyah renkle boyayacağız. Onun metrekaresi 4 lira. 87 çarpı 4'ten 348 lira olur. Toplam 390, 348, 738 lira yapar. Kaç lira daha az ödenirdi diyor. İlki 747 lira diye hatırlatmıştım size. Bu da 738 lira arkadaşlar. 9 liralık bir fark oluşacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir.